Harun. Ne işin var senin burada? Konuşmak için geldim. Konuşacak bir şey yok. Delirdin mi sen? Bırak. Kötü bir niyetim yok bu ki. Dinle de. Lütfen. Tamam. Ama bir adım daha atmayacaksın. Ha burada böyle bir başına yaşamak. Hiç sana yakışır mı bu ki? Onca insan harap oldu. Herkes mutsuz. Sen? Sen mutsuz. Ben seni asla bu duruma koymazdım Buki. Seni böyle ortada bırakmazdım. Sığıntı gibi seni buraya hapsetmezdim. Şimdi de bana. Hangimiz hak ediyoruz seni? Ben her şeyi göze alarak buraya geldim. Acı çekiyorum. Üzülüyorum. Ama bunların hiçbirinin sebebi Niyazi değildir. Ben hiçbir zaman gelinlik giyemeyecek de olsam. Niyazi'nin yanında ölene kadar gelinim. Bunu böyle bilesin. Harun. Beni unut. Kendini perişan etme. Yeni bir hayat kur kendine. Mutlu ol. Niyazi. Harun geldi. Biliyorum Buki. Biliyorum. Buki. Şimdi sen ömrünün sonuna kadar benim mi olacaksın? Hı?
Efendim, bağırın. Abi neden hemen gittin? Kötü bir şey mi oldu? Yok güzel kardeşim, kötü bir şey yok. Ya bu teknede sıkıntı çıkmış da onun için acil çıkmam gerekti. Anladım abi. Ben şimdi kapatmam lazım. Bağırın tamam mı? Ben seni ararım sonra. Alo. Bahar, orada mısın? Abi sen iyi misin? İyiyim kardeşim, iyiyim. Merak etme. Da şimdi işim var birazcık. Ben seni arayacağım. Tamam. Haydi. Şahin Bey'e bak hele. Bana akıl veriyor. Yok salaşmış burası da, değiştirecekmişim de modern yapacakmışım. Modern diye diye her tarafı beton ettiler Muzaffer abi. Doğru diyorsun Necmi, haklısın. Her tarafı mahvettiler. Teknoloji, enerji ayağını bütün dereleri kuruttular. Ya canım ağaçları kestiler. Bunların hesabı mutlak bir gün sorulur. Bir gün değil, şimdi soracaksın Muzaffer abi, şimdi. Bu işleri erteleye erteleye zaten bu hale geldim. Şahin gibiler de cebini doldurdu. Hoş geldin Harun'um. Bir büyük rakı versene bana Necmi. Kapattık Harun ya. Necmi kardeşim, bana bir büyük rakı verir misin? Hayırdır Harun? Selamsız sabah su masaya oturmalar. Bu sinir, her gece içmeler. Sana yakışıyor mu oğlum ya? Ya kusura bakma Muzaffer abi ama benim kimseyi görecek durumum yok. Tamam oğlum, seni anlıyoruz. Ama biraz fazla uzattın bu işi ya. Hakikaten ya. Kapat oğlum artık şu defteri ya. Önüne bak. Ya bir gün gelecek, sen de mutlu olacaksın. Tamam da o gün bugün değil Necmi. Sen bana rakı verecek misin onu söyle. Kusura bakma Harun, kapattık ya. Aferin Necmi. Verme. Sen de verme. Zaten hepiniz onun tarafındasınız. Başından beri hepiniz onu destekliyorsunuz. Bu saatten sonra Niyazi'nin yanında olan, ona destek olan benim abim de değildir, kardeşim, arkadaşım da değildir. Bilesiniz. Harun. Harun gel buraya. Harun yanlış anladın. Harun gel buraya ya. Yarın inşallah evi tutacağız Büke. İlk başlarda ufak tefek eksiğimiz olacak. Ha? Olsun. Zamanla eksiklerimizi tamamlarız. Ha? Olur Niyazim. Ama anan iyice kızacaksa. Ya sen orasını düşünme. Ben de böyle olsun istemezdim ama bana başka seçenek bırakmadılar ki. Sen bilirsin Niyazim. Ama en azından bir haberi olsaydı. Şimdi başkasından duyarsa kötü olur. Tamam, tamam. Ben yarın eve gider haber veririm. Sen kendine dert etme. Yüreğini ferah tut, tamam mı? Yetmez mi? İki tur daha atacaktık. Günahatı yok, bir adım daha atamam. Bir tur daha atsak? Vallahi koşamam. Seni kırazlağıma kafamı kırarım ama koşamam şekerim. İyi peki o zaman. Ben şoförü sağırayım da bizi alsın. Ben gelmeyeceğim, devam edeceğim. Peki. Görüşürüz. Nasıl istersen. Hasan, arabayı getir. Babana da selamlarımızı söyle güzel. Onur Enver amcacığım. Aslında biraz daha kalmak istiyordum. Çok sevdim buraları ama babam da özlemiş beni işte. Tabii özler güzel kızım. Hele bir git hasretini gider de sonra gene gel hemen.
Peki. Ya Melih Hanım, sen de yemekten sonra Buke'ye bir bak bakalım. Bir eksiği var mı kızcağız? Dundan yemek hazırlamıştım. Götüreceğim zaten. Bunlar bizi anlamıyor anne. Hala nasıl oluyor da o kızı düşünmüyorlar, aklım almıyor. Babaannem yemek götürecekmiş bir de. Vallahi zor tuttum kendimi. Tam çay dolduruyordum, şeytan dedi fırlat çaydanlığı bahçeye. Of anne of. Amas yapamıyası. Ye, ye da buyu. Dayın gibi kot kafa olma. Ye lan ne? Resul, bu çocuk yine eve gelmedi. Başına bir şey gelmiş olmasın. Kendine rezidans tutmuş. Orada kalıyormuş. Ne tutmuş ne tutmuş? Rezidans. Dans edilen yer. Alay ediyor anneanne dedim. Resul, hiç yüreğin sızlamıyor değil mi? Sabah sabah asabimi bozma kadın. Ben ne yaptım ona? He? Kot kafası yüzünden bu hallere düştü. Kot kafa. Balığa da çıkmıyormuş galiba baba. Sen karışma. Ayı balığı. Minibüsü götürdüm tamire. Götürdüm, yaptırdım baba. Ha, aferin. Bir daha arıza vermesin. He, vermez. Peki baba. Haydi, Allah sana bereket versin. Taşıman için de çuval göndersin. Bana bak. Öyle tuz yalamış kurbanlık manda gibi karnını doyurma. Bir an önce mesele işinin başına git. Haydi. Kızım benim. Neredeydin? Hoş geldin. Şahin'le koşudaydık baba. Ha güzel. Koşun beraber bakalım. Koşun. Haydi eyvallah. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hoş geldin teyze. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Hoş geldin Melek Nene. Hoş bulduk kızım. Gel, yemek götürdüm size. Akşam Niyazi'yle yersiniz. Niye zahmet ettin Melek Nene? Ne zahmeti kızım? Gel. Otur öyle. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Melek Nene. Sağ olasın. Daha da iyi olacaksın. Hele az sabret. Karnın aç mı? Mısır ekmeği yapmıştım. Getireyim. Mısır ekmeği ya. Hem de burada. Kim öğretti sana ekmek yapmayı? Ha sevgilim. Bir keresinde sen yaparken görmüştüm. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun.
aşkım ya. Sen de bir ara İstanbul'a gelsen ya. Babam seni sorup duruyor. Irmak'cığım durumları biliyorsun. Emin ol ben de çok istiyorum. İstanbul'u da özledim de. Şimdi annemleri... Tamam tamam. Kendini baskı altında hissetme lütfen. Ben hem öylesine söylemiştim. Her bir şeyler düzelsin öyle gelirsin. Olur mu? Olur. Aa. Bahar değil mi o? Hı. Evet onlar. Aa, bir dursana ya. Veda edemedim. Ayıp olmasın. Irmak. Irmak yeğenim Birgül, Irmak. Merhaba. 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 Bahar ben gidiyorum. Ya size de haber veremedim ama babam aniden çağırınca çıkmak zorunda kaldım. Aa, rica ederim. Şahin Bey'e de selamlarımı ilet, olur mu? Tabii ki. İyi yolculuklar. Ah. Sinan size emanet. Hoşçakal. Görüşürüz. Teyze ya, bu Sinan abi aynı dergilerdeki yakışıklı çocuklar gibi. Buyurun. Avukat Hikmet Bey'e bakmıştım. Haber verir misiniz? Sizin tanıdığınız bütün Fikretler erkekti herhalde beyefendi. Ben gariden ilk defa Fikret görüyorum. Oluyormuş demek ki beyefendi. Ben Avukat Fikret Uyar. Buyurun. Buyurun. Buyurun beyefendi. Kolay gelsin reis. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Merhaba Şevket reis. Oo, hoş geldin. Hoş geldin Niyazi reis. Buyur, geç otur. Tekneyi Harun'a vermişsin he evlat? Öyle oldu. Doğrusu da odur. İyi gidi koca Cemal'ın oğlu. Doğrusu odur elbet. Ama hayat o kadar doğru mudur? Onu bilemiyorum ben Yazım. Şevket reis, teknende bana yer var mı? Teknende yerimiz yoktur. Ama kaptan kamerasında yerimiz vardır. Eğer istersen tabii. Ya Şevket reis, ben sana tayfalı özledim diyorum ya. Tayfalıysan bana ne diyorsun ya? Dediğim gibi, bir tek yerimiz vardır. O da kaptan kamerasıdır. Hı? Harun reis. Hayırdır İlyas? Hayırdır, hayır. Ha buraya tekneyi devralmaya geldim. Ha? Bunlar da tayfalarım.
Apır sapır konuşmayın la. Yürüyün gidin buradan. Bugün buraya bu tekne çalışacak. Resul abinin emri. İlyas. Beni tanırsın da. Zaten kafam bozuk. Tepemin tasını attırmayın. Yürüyün gidin buradan. Senin karı kız meselelerin beni ilgilendirmez. Ben işime bakarım kardeşim. Gidin lan buradan. Katil mi edeceksiniz lan beni? Yürüyün gidin lan. Dur lan, ne yapıyorsun? Hadi. Hadi lan. Yani dediğim gibi Resul Bey, adalet sistemimiz kaplumbağasında ilerliyor. Ha ben bu davayı alırım ama yıllar sürer. İçimi şişirdin avukat Fikret Hanım. Sen bana olurunu söyle. Ne yapmam lazım değil mi? Yani Resul Bey, bu işin oluru Enver Bey'le anlaşmanız. Öyle mi? Hay Allah, kot kafam. Bu benim aklıma gelmediydi. Sendeki zeka akıllar aziza. Enver keçi, keçi. Ustalık dağ keçisi. Aşkım ya, ben gitme lan. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Ağlama sakın. Kendine çok dikkat et olur mu? Sen de Irmak'cığım. Çıkardığımız bakırın çoğunu elektrik ve telefon tellerine kullanıyoruz. Copper, wine... Malum, gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için. Efendim, biraz yavaş anlatsanız. Neden midir? Efendim, söylediklerinizi tam manasıyla çevirmekte zorlanıyorum da. Tazman nereye dur? Arz etmiştim efendim, rahatsızlanmış. Kişinin oğlu bugün mü bulmuş rahatsızlığı? Copper product here has its condition for reprocessing in other industries. Ne diyor bu? Şey dedi efendim, bu çıkan bakırın... Again please. One minute. One minute. Bir dakika. Efendim Şahin abi. Sinan Hanım nasıl? İyiyim abi. Şimdi Irmak'ı havaalanına bıraktım. Sen nasılsın? O iyi iyi. Kızımız gitti yani. Allah kavuştursun. Sağ ol abi. Ya Sinan Hanım, senden bir küçük ricam var. Buyur abi, dinliyorum. Ya benim Japonya'dan çok önemli misafirlerim var. Bu Çarzıman hastalanmış. Bizim müdür de böyle doğru seviremiyor. Bunlara bu akşam yemek veriyorum. Sen de gelip bize biraz yardımcı olsan ha? Olur abi, gelirim. Oh, kurban olayım da. Sinan Hanım, tamam, ben de akşama araba gönderip seni aldırırım, tamam mı? Tamamdır abi, görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu teyze? Kabul edilmemiş miyim? Dur Birgül'cüğüm, panik yapma hemen. Henüz açıklanmamış sonuçlar. Of. Biliyorum işte, almayacaklar beni. Teyzeciğim, iyi düşüneceksin ki iyi olsun. Bu kadar karamsar olma.
Haklısın teyze ama ne bileyim. Korkuyorum işte. Biliyorum teyzeciğim, biliyorum. Çıktı alabilir miyiz teyze? Alırız tabii. Aa, bu bize yardımcı olan hoca değil mi? Hmm, evet, Anna. Добрый день. Я шла именно как раз к вам спросить результаты экзаменов. А, экзамены. Ну, практически мы посмотрели всех детей. Осталось там несколько человек. А что вы думаете насчет турецкой девочки? Турецкая девочка очень талантливая, очень способная. Но если даже мы дадим согласие на принятие в училище, директор этого не одобрит. Я вчера поздно вечером с ним говорила, а у него отношение к этому не очень позитивное. Понятно. Спасибо. До свидания. До свидания. Bir, iki, üç, dört paket turuncu eldiven. Çabuk ol oğlum. Bu işin bu saatte bitmesi lazım idi. Fikret Hanım, konuşayım. Bu keçi Enver'i ikna etmek kolaydı sanki. Kolay gelsin. Ne işiniz var burada? Balığa çıkmadınız mı? Resul abi, teknede Harun vardı. Bize bıçak çekti, tehdit etti bizi. Öyle mi? Siz de köpek gibi kuyruğu kıstırıp kaçtınız he? Yok Resul abi. Yani biz senin başın belaya girmesin diyene şey etmedik. Yani... Gelin peşimden. Eyvallah. Al bakalım. Yaşar, biraz daha versene. Arif motosiklet yapacak bana. Hayda, bir motosikletin eksikti zaten senin. He, eksikti. Ne kadar lazım peki? Dört tane daha versene. Dört tane daha. Al bakalım. Başımın belası. Teşekkürler Yaşar. Aferin. Bir şey değil. Ulan o Arif sağlam motoru bile bozar ya. Neyse. Allah ne kot kafalık yapıyorsun sen? He? Konuşsana. Ha bu giyen tekne günlerdir çalışmıyor. Serseri. Ay yaş gibi günlerdir içki üfürüyorsun. Ekmek teknene nankörlük ediyorsun. Tekne benim baba. İstediğim zaman çalışır. Öyle mi? Uçun biri senin. Ben para bulmasaydım alabilir miydim? Sen o parayı çalıştığından mı kazandın sanki? Gidip Şahin'den almadın mı?
zevzeklik etme. Ben iş adamıyım. Borç alırım, borç ederim da. Ha. Peki ödedin mi o parayı geri? Mülkiye müfettişi misin sen? Seni ilgilendirmez. Niyazi ile ben gece gündüz eşek gibi çalışarak ödedik o parayı geriye. Peki oturduğumuz ev, onun parasını kim verdi? Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Bu adamlar bu tekneyi çalıştıracaklar. Eğer killarına dokunursan seni eşek sudan gelinceye kadar döverim. İlyas, haydi işinize bakın. Vera Demir, haydi. Sabır. Annem. Ben ev tutmaya gidiyorum anne. Biliyorum. Razı gelmeyeceksin ama. Sana haber vermeden yapmak istemedim. Vallahi dedemlerin bile haberi yoktu. Haberleri olsa ne fark edecek? Hepiniz o kızdan yanasınız. Yapma anne, ne alakası var şimdi ya? Git Niyazi. Ne yapmak istiyorsan yap. Ama bil ki o kızı karın yaparsan artık bir annen olmayacak. Anne, başka çare mi var? Ha? Başka çare mi var? Ne yapayım? Kızcağız şu evinde tek başına kaldı. Ne yapayım ha? Üstünün kara toprakla örtülmesinden iyidir Niyazi. Benim aslan oğlum. Niye kıydın kendini? Niye? Abi. Benim oğlum cehennemlik midir şimdi? Sabri onu Allah bilir. Ama kitapta öyle yazıyor abi. Dua etmekten başka çaremiz yoktur Sabri. Allah tahsilatını affetsin. Bu dünya yalan dünya. Bir zaman etçiyiz. Allah'tan gelen her bir şeye boynum kıldan incedir. Lakin evlat acısının hiçbir tarifi yoktur abi. Selay, ne yapıyorsun?
Bu ne? Ben Orhan. Oh, Azizler hoş geldin. La bu elindeki ne diyor? Bir şey mi sıkıştı eline? La bu ne parası ne? Motosiklet. Senden motosiklet parası isteyen mi oldu? Koy önce buna bak. Koy lan. Orhan. Ha bu motoru yapalım ondan sonra senin motosikletin iskeletine başlarız oldu mu? He? Ha kurbağacığı ver bana bakayım. Ulan biz var ya istesek uçak bile yaparız uçakta. İndirecek yerimiz yok da. Zaten böyle çalışıyoruz ediyoruz. İcatlarımızı insanlığa sunamıyoruz Orhan. Sunamıyoruz. Dediğim gibi Niyazi kardeşim. Senin için en uygun ev çarşıdaki. Üçüncü katta. Yani ama tabii ki senin kararın. İyi de Rasim bunlar ne kadar depozit istiyor ya? O kolay kardeşim. Ben ev sahibiyle konuşurum aldırmam. Ben de emlakçı komisyonunu almam. Olur mu öyle şey ya? Ya niye olmuyormuş? Yok yok hakkın neyse alacaksın kardeşim. Ya dedi o lafa bak hele. Ya ben evlenirken siz Harun'la gelip benim evi boyamadınız mı? Ya boyadık. He. Yetmedi bir de plazma TV almadınız mı? Tamam aldık. Ne konuşuyorsun o zaman oğlum? Kardeşimiz evleniyor. Bizim de bir hediyemiz olsun o kadar. Haydi tamamdır bu iş. Dur ben bir ev sahibini arayayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Harun, bu ne surat gene böyle mahşeme duvarı gibi ya? Ne varmış suratında Muzaffer abi? Beğenmeyen bakmasın. Bir sakin ol be oğlum. Bir sakin ol ya. Sen de hiç şakadan anlamaz oldun ha. Duydun mu Niyazi'yi? Ola hayır dur. Teknedeki payından tek kuruş almamış. Deme, niye ki? Delikanlı adam ne de olsa her şeye sıfırdan başlayacakmış. Ola helal olsun uşa. Adamdır Niyazi. Adam. Ya sabır Allah'ım ya sabır. Hüseyin, kenarınız değil elin dışarısın aslanım. Sizin de dilinizin hiç ayarı yok ha. Ne konuştuğunuza dikkat edin biraz. Dünya oynayın şimdi. Hadi oyna, oyna, oyna. Burası mutfak. Burası da salon. Niyazi. Niyazi. Vallahi çok güzel kardeşim. Çok güzel ya. İyi. Ama ben sana kesin kararımı birkaç gün içinde söylesem olur mu? Tabii Niyazi'cim sen merak etme. Senden haber gelene kadar hiç kimseye göstermem evi. Sağ ol kardeşim ya. Eyvallah. Haydi. Haydi.
Buyur. Bak asistan. Üzerinde oturmuş olduğun parça yolcuların pilotun yanında çok rahat ve konforlu seyahat edebilmeleri için tasarlanan nedir? Nedir? Sepettir. He. Her şeye fantastik bir isim aranmaz ki. Sepet kolayına geliyorsa sepet diyeceksin de. Tabii sepettir. Hah, işte biz de bu sepeti sensörlü tasarlayacağız. Yani duyarlı olacak. Neye duyarlı olacak? Ne olacak? Te. Öyle deme ama ayıptı. Olsun. Farzı misal, koltuk yolcu üzerine oturduktan sonra içerisine yerleştirmiş olduğumuz sensörlerin malum bölgenin ısısını algılayıp ısıtma merkezine gönderdiği sinyalle rezistansların ısınmasını sağlayıp çok rahat ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacak. He, sunacak. Tabii. Nerede bu ya? Abi. Efendim asistan. Ha bu motor Yaşar'ın minibüsü gibi hararet yapacak mı? Yapmaz. Aferin, yapmaz. Çok uzağa gideceğim. Ya nasıl ya? Ulan bir rahat verme daha bu muska domestika ya. Ne diyor ki? Kara sinek. Ulan sırtın fena kaşındı ya. Nerede kaldık asistan? Efendim Niyazi. Sana çok güzel haberlerim var Burkan. Tuttun mu yoksa evi? Yok daha tutmadım ama çok güzel bir ev buldum ya. Dedemle konuştuktan sonra tutacağım. Ha Burkem, bir müjdem daha var sana. Şevket Reis'in yanında işe başlıyorum. Gerçek. Gerçek, gerçek. Neyse haydi görüşürüz sonra, haydi. Tamam. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Gelsene bize. Ben gelemem. Akşam misafirlerim var, hazırlık yapmam gerekiyor. Ama daha sonra uğrarım, tamam mı teyzeciğim? Peki. Görüşürüz. Господин директор, всю ответственность за эту девочку я беру на себя. Фух, хорошо. А всю ответственность вы берете на себя. Ну, я не знаю. Ну, если нужно, я могу подписать документ, подтверждающий это. Ну, ваша поддержка по отношению к этой девушке говорит о том, что она очень талантлива. Посмотрите сами. Хорошо. Посмотрю. Ne iyi oldu karşılaştığımız Bahar'cığım. Özlemişim seni. Ben de özlemişim. Gerçekten iyi oldu. En son sizin evdeki yemekte karşılaşmıştık. Şahin Bey ne kadar heyecanlıydı o gece. Biliyor musun kendi oğlu olsa bu kadar severdi Sinan'ı. Sinan'ı çok seviyor. Merhaba Niyazi abi. Nasılsın Bahar? Şahin abi nasıl? İyiyiz. Bir problem yok. Sen nasılsın? İyiyim ben ya. Bir ev işi... Yani bir arkadaşım burada yakınlarda bir evi vardı da. Onu uğradım işte. Çok yakın buraya. Öyle. Biz de alışverişteydik öyle. Biz o zaman mağaza kapanmadan gidelim Filiz'e. Hoşça kal Niyazi abi. Güle güle. Haydi.
Alo. Kızım nasılsın, iyi misin? İyiyim baba. Sen nasılsın? Nasıl olsun kızım? Bildiğin gibi. Niyazi ile aranız nasıl? Gönlün hoş tutuyor mu? İyi baba, iyi. Çay evinde mi kalıyorsunuz hala? Ha, ama Niyazi ev tutacak bugün baba. Tamam benim güzel kızım. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinme, söyle bana. Tamam. Baba. He kızım. Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim güzel kızım. Yakında ziyaretine geleceğim. Merak etme. Tamam. Kendine iyi bak. Sen de kızım. Tutacağım diyor Niyazi, he. Bu çocuk ne yapmaya çalışıyor Nermin? Peki Enver amca ne diyor bu işe? Bilmiyorum Fatma. Haberi var mıdır, yok mudur onu da bilmiyorum. Benim bu evde sözüm geçmez oldu artık. Ama bu ev tutmalar hep o kızın başının altından çıkıyor, onu da biliyorum. Doğru diyorsun. Ev gerçekten çok güzel ya. İki oda bir salon. Daha ne olsun? Değil mi? Şevket Reis'in yanında çalışmaya başlayınca da eksiklerimizi tamamlarız. Sen nasıl istersen Niyaz. Bir tabak daha vereyim. Yok yok, doydum ya. Ağzıma kadar yedim. Ellerine sağlık. Niyazi, sizinkiler ne diyecek bu işe? Ben şimdi dedemle konuşmaya gidiyorum. Orhan, ne yapıyorsun burada? Harun, içme bunları. Tamam dayım, içmem. He, içme. Zararlı. Zararlı. Nasılsın dayım? Görüşemedik ne kadar zamandır. Abi Arif'le icatlarınız nasıl gidiyor? Yaptınız mı motoru? He, yapıyoruz. Hem de sensörlü. Hem de hararet yapmayacak. Uzaklara gideceğim be. Uzaklara gideceksin ha. Dayım ben seni özlerim. Ben de seni özlüyorum ha. Eve ne zaman döneceksin? Dayım. Ben burada biraz daha kalsam daha iyi. Bence eve gelsen daha iyi. Dayım, ben babamla çok anlaşamıyorum. Yani
Ezelden beri kafamız uymuyor onunla da. Anladın mı? He, anladım. Harun. Söyle dayı. Benim kafam babamla uyar mıydı acaba? Ama Yaşar babam değil. Esas babam. Ölen babam. Ben biraz yüreğim. Yürü dayım, yürü. I think it is not possible to merge under these terms. Bu şartlar altında ortaklığın olmayacağını söylüyor. Ne şartlar altında oluyormuş peki? Sorayım mı? Yok, sorma Cicim. Hele bir Sinan gelsin de. Nerede kaldı bu adam ya? Emine, Sinan nerede? Şahin Bey'le bir işi varmış dedim. Ne işi varmış? Vallahi bilmiyorum ki dedem, bir şey demedi. Sadece geç geleceğim dedi. Bu Mr. Şahin taktı çocuğa kafayı, bir daha bırakmaz yakasını artık ha. Ne bakıyorsun Emine, yalan mı konuşuyorum ya? İyi akşamlar. Afiyet olsun. Gel otur. Yok babaanne, ben yedim. Ana, ne yapıyorsun? Gizli süper mi? Ya dede. Benim seninle bir şey konuşmam lazım da. Öyle bir otur da yemekten sonra konuşuruz. Konuşturmuyorsun. Sinan'ım hoş geldin. Sen de hoş bulduk. Bahar. Hoş geldin Sinan. Hello. Good evening. Good evening. Hello, good evening. This is my son. He's saying he is like his son. Şahin abi, Bahar'ın da İngilizce bildiğini söylememiştin ama. Biliyor bilmesine tabii ki. Benim zevzibim bir değil, bin yıl biliyor. Ama teknik konulara pek hakim değil. Sana ihtiyacım var. Adamlar sabahtan beri Nuh diyor, peygamber demiyor. Peki abi, nedir sorun? Sorun şu, %51 istiyorlar. Yani söz hakimiyeti onlarda olsun istiyorlar. Şu zapama ne zapama?
O iyi adam, onu hallederiz. Ama Rız karısı sıkıntı yapar. Babaanne. Hı. Bugün yemek götürmüşsün Buki'ye. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Helal olsun. Hoş, o her şeyi biliyor ya. As I was saying, understandably, it is your right to demand 51% of the shares. However, in this strong and profitable merger, it will be in your best interest to leave the leverage in the hands of the resident partner, which has the control power over the region. Well, what would you do if you were in my position? I prefer an honest answer. All right. Honestly, I would rather be the partner of a nice lady like yourself than being in your position. Otur kızım, otur. Onur içki mi? Hadi. Sen yukarıya git de şu yeni aldığımız kitabı oku bakalım. He? Tamam bebe. Yürü bakalım, yaramaz. Niyaz içki mi? Anlat bakalım. Dedem. Vallahi ben çok düşündüm. Ama sana da sormadan karar vermek istemedim. Dedem. Ben merkezden ev tutacağım. Eğer müsaade edersen. Oğlum. Biz Buke'yi buraya gelinimiz olarak getirdik. O da artık ailemizin bir parçası. Doğru olanı da burada bizimle birlikte yaşamaz. Tabii ileride siz de yuvanızı kuracaksınız, çocuklarınız olacak. Ama bu durumda burada bizimle birlikte yaşamanız daha doğru.
Sen dedene güven evladım. Tamam dedim. Baba. Bu zamana kadar senin lafını ikiletmedim. Ama o kız bu eve gelin olarak gelmeyecek. Kocamı denize verdim. Bir oğlumu toprağa gömdüm. Diğer oğlum da beni hiçe sayıyor. Allah aşkına. Bir beni de anlayın da. Anne. Mermin. Bak güzel. Sen anasın. Tabii ki yüreğin herkesten çok yanıyor. Ama o kızcağızı da suçlama artık. Bugüne kadar sana hepimiz anlayış gösterdik. Ama çocuklarımızın böyle kıyıda köşede sahipsiz kalması bize yakışmaz. Sana saygısızlık etmek istemem baba. Ama o kız bu eve gelirse bir daha benim yüzümü göremezsiniz. Yarın bukiyeyi eve getir. Hadi annem. Ala. Kızcağızın odasını hazırla. Hepimize hayırlı uğurlu olsun Makoto Bey. Sayılmaz mı gül önce ne istiyor? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Excuse me. Alo Irmak'cığım. Aşkım ne yapıyorsun? İyiyim Irmak'cığım. Şimdi Şahin abilerdeyiz. Bir iş görüşmesi varmış da rica etti. Ben de geldim. Anladım. Nasıl geçti? İyi, aldılar işi. Anladım aşkım. Sen nasılsın? Baban nasıl? İyiyim, o da iyi. He's talking to his girlfriend. Irmak'cığım seni sonra arayayım mı? Peki aşkım. I'm sorry. Nice to meet you again. Thank you.
Ellerim çamurludur. Estağfurullah, sen bak işine. Hoş geldin Berat oğlum. Zeliha'nın sana çok selamı var. Değiştirme. Değiştirme. Ezle ki. İzliyorum. Haberleri izliyorum. Haberler bitti ama. Haberler bitmez. Yine başlar. Aferin. Dün akşam rüyamda kot kafa daini gördüm. Benim gibi çalışkan, benim gibi düzenli, çalışkan bir adamın oğlu nasıl olur da kot kafa olur? Resul, öyle deme. O senin oğlun. Öyle oğlan olmaz olsun. Olsun, olsun. Harun iyiydi. O seni çok seviyor. Vallahi. Babasısın sen. Hem... İnsan... Babasını sevmez mi? Öyle ya. İnsan babasını sever. Hem namazı sever. Dede, benim... Kim? Niyazi. Merhaba Bukem. Sana bir şey diyeceğim. Şimdi ben dedemle konuştum. Bizim ayrı eve taşınmamızı istemiyor. Bukem dur. Hemen üzülmeyin. Bak dedem dedi ki... Buke dedi bizim gelinimizdir. Bizimle beraber yaşaması lazım. Öyle dedi. O öyle deyince ben de bir şey diyemedim. Niyazi. Hı. Ananı biliyorsun. Hem Emine de... Ben... Yahu tamam sen bunları artık kafanı yorma. Dedem son sözü söyledi, konu kapandı. Öyle ya. Belki Niyazi. Ha ama sen istemiyorsan... Ben giderim dedemle konuşurum, onu razı ederim. Yok. Enver dede bizim büyüğümüzdür. O öyle dediyse karşı çıkmak bize yakışmaz. Kim? Sağ ol. Görecektin Sinan. Sanki 40 yıllık iş adamı. İki laf etti, ikna etti onlar. Kendini çok iyi yetiştirmiş. Geleceği çok parlak. Bak göreceksin. Alacağım onu işin başına. Vallahi billahi alacağım onu. Thank you.
Anneciğim. İyi misin? Kafam karışık olduğunda bazen Karadeniz'in kıyısına gider, dalgaların gelmesini beklerim. Her dalganın vuruşunda da biraz daha denizin içine doğru yürürüm. Önce iyi gelir bana. Sonra bir de bakarım. Ha bu belime kadar suya girmiş. İşte hayatta böyle bir şey evladım. Ben daha hiç teklifini kabul etmedim dede. Haydi. Allah razı olsun. Gördün mü? Sinan nasıl hemen işi kavradı, ipleri eline aldı. Önce grevcilerin hakkından geldi. Sonra da Çinlileri bağladı. Onlar Çinli değil, Japon şahini. Ha Çinli, ha Japon. Ne fark eder? Hepsi havale değil mi? Dur bakayım. Ya gördün mü Sinan'ı, bu yabancıları nasıl etkiledi? Bizzat kendi gözlerimle gördüm nasıl etkilendiklerini. Irmak aramasa Sinan'ın ağzının içine düşüyordu. Ya şimdi bunlar tabii Rus. Biraz daha rahat oluyorlar ha? Şahin ne alakası var? Hem sen fazla ümitlenme. Sinan henüz kabul etmiş değil teklifini. Sen de hiç merak etme. Ona hazırladığım sürprizi görünce hemen evet diyecek. Ne sürprizi? Resul. Ne dur Hacer, ne dur? Diyorum ki, oğlan baloğa çıkmıyor madem. Dükkanı alsan da senin yanında çalışsa biraz belki ha? Benim yanımda çalışamaz. İçki uhurmekten ayakta duramıyor. Hayret bir şey. Zekasız herif. Dükkanın bereketini kaçırır. Oy Allah'ım, ne olacak bu çocuğun hali ya? Gazik kadar adamdır. Ne olacağını kendi bilir. Heh, haydi selametle. Hadi, hayırlı işler. Maşallah kız da gene yayılmış her tarafa. Akşam bir şey yapmıyorum. Ya bizim kız bu bale okulunun fotoğraflarını unutmuş. Ya baban görseydi ortalıkta ne olacaktı? Unutmuş işte kız. Koş çekmeceye. E biz ne yapıyoruz? Gömleğini ütüledim. Alırsın. İyi iyi alırım. İlyas'ı biliyorum.
Trabzon'da bir zaman tayfalık etmişti bana. Beş para etmez adamın tekidir. Resul abi başka adam bulamamış mı koskoca Karadeniz'de? Oğlum, tekne sizin. Gidip konuşsana babanla. Konuştum Şevket abi. Konuşmam mı? Biliyorsun da babamı. Neyse. Benim asıl derdim başka abi. Her şeye yeniden başlayacağım. Tekne de onun olsun, alsın ne yapıyorsa yapsın. Ben sana şey için geldim abi. Ben hiç istiyorum abi. Çalışmak istiyorum. Vallahi ne desem bilmem ki Harun'um. Abi eğer adama ihtiyacım yok dersen anlarım. Yok öyle değil de bir başkasını aldım. Söz verdim de. Kime söz verdin abi? Anladım abi. Eyvallah. Gel otur. Biraz konuşalım oğlum. Hayrola Şevket Reis, ne oluyor? Otur. Her şeyde sen varsın. Ne olur beni affet. Seni kadar cesur davranamadım. Sana sevdiğimi söyleyemedim. Biliyorum seni hayatım boyunca unutamayacağım ama... İyi ki buralardan gidersem acım biraz olsun hafifler. Hani demiştin ya Ahmet, seni ölene dek seveceğim diye. Söz veriyorum, ben de seni ölene dek seveceğim. Bir yere mi gidiyorsun evladım? Ailemin yanına gidiyorum Melahat teyze. Daha fazla buralarda duramam artık. Uzun zaman önce anlamıştım sevdalandığını. Bazen yemekte uzaklara dalar giderdi. Bir iki ağzını yokladı. Ama cevap yok. Bizim buranın erkekleri pek söyleyemezler sevdaları diye. Bana söylemişti. Onu gördüğüm son gün. Keşke... ben de söyleyebilseydim. Keşke... Sağ ol Erkan'ım. Bakar mısın? Hmm.
Sevdalık uzun bir yol gibidir. Sevduğunu söylemek için hep birkaç adım daha var zannedersin. Yarınlara ertelersin. Ama bazı sevdaların yarını olmaz. Kabullenirsin hatalarını. Yüzleşirsin geçmişin hayaliyle. Ve pişmanlıklarını geride bırakmak için yeniden bir yol çizmeye çalışırsın kendine. Peşini asla bırakmayacak olan keşkelerle birlikte. Gördün mü Zilli'yi? Niyazi'nin kafasını bulandırmış, ayrı eve çıkmak istiyormuş. Dedem razı gelmedi o işe. Ev işi yattı ha? İyi iyi. Daha beter oldu Fatma abla. Ne oldu? Niyazi abim oğul utanmaz yüzsüzü eve getirecekmiş bu akşam. Hana, ne diyorsun Emine? Ya. Bak evladı, sen aksini söylesen de yüreğindeki ateşi anlıyorum. Ben de anayım. Canından can kopması ne demektir iyi bilirim. Ama içindeki ateş öfkeyle, kinle harman olunca yakmaya başlar. Önce seni, sonra sevdiklerini. Ne olur çocuklara biraz anlayış göster. Niyazi'nin aklı çıkacak sana bir şey olacak diye. Madem beni o kadar düşünüyor da niye o kızı eve getiriyor anne? Ben diyeceğimi dedim. O kız bu eve gelmeyecek. Gelirse de... Peki kızım. Sen de babanı iyi tanırsın. Verdiği sözden asla dönmez. Buke buraya gelecek dediyse gelecektir. Bunu da kimse engelleyemez. Ha budur da. Kaç lira dayı? 5 lira yeter. Olur, hayırlı işler. Güle güle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Resul amcam. O teknede benim de hakkım var. Sen bana danışmadan böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Senin paranı verdik almadım. Şimdi de pişman oldun da geri gelip parayı mı isteysin? Ben o parayı almadım, ömrü billah da geri almam. Ama bu iş başka. Adamlara söyle, hemen tekneyi terk etsinler. Niyazi, sen kendi işinle meşgul ol. Farz-ı misal,
Git da dağdan indirdiğin o karıya nikah et. Resul amca. Dua et, yaşına saygın var. Sen şimdi geriye dön. Ta cehennemin dibine ka. Uygun adım gideysin. Defol. Çok şükür hallettik Adnan'ım. Ama çok çektirdiler namussuzlar. Hele o Rus avrat yok mu? Allah Allah dedirtturdu bize. Neyse Sinan'ım yetişti sağ olsun. Neyse Adnan'ım seni yemeğe bekleriz. Peki peki görüşürüz kardeşim. Hazır mı? Hazır efendim. Hadi. Her şeyi dediğim gibi hazırlattın mı Mudur? Evet efendim. Göreceğiz bakalım. İlyas abi, Niyazi Reis geliyor. Gelsin bakalım, gelsin. Hoş geldin Niyazi. Utanmıyor musun lan sen, İlyas? Niye utanacakmışım? Benim işim bu. Hem biz Resul abiyle konuştuk. Benimle konuştun mu? Harun'la konuştun mu ha? Konuşmadım. Bana bak. Seni uyarıyorum. Tayfalar ne al buradan çek it. Yoksa kötü olacak. Ne olacakmış Niyazi? İlyas. Çocukların yanında yapma. Seni son kez uyarıyorum. Al tayfalarını çek git. Haydi. Yapma dedim İlyas. Yapma. Tamam ulan bırak kolunu. Hadi. Duruyor lan. Aynı hizayadiz kot kafa. Aynı hizayadiz. 15 yıl oldu hala öğrenemedin. Hayvan oğlu hayvan. Ha? Aferin. Aferin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş geldin İlyas Kaptan. Resul abi ben işi bırakıyorum. Tövbe tövbe. Ne zaman başladın ki ne zaman bırakıyorsun? Abi öyle işte. Ne demek öyle ulan? He? Harun mu geldi? Yok Resul abi Harun değil. Bu sefer de Niyazi geldi. Bak amca oğluna bak. Bak amca oğluna. Tamam ulan karı gibi bitiremiyorsunuz. Ben yaparım. Yok Resul abi. Ben çalışmak istemiyorum. Anahtarı da Harun'a verdim. Haberin olsun. Ey girdim. Akilsi serim. Gözümden Irak ol. Cehenneme direk ol. Defol git. Senin yapacağın işin içine gel lan buraya. Niyazi,
Benim senin yardımına ihtiyacım yok Niyazi. Sen kendi işine bak. Benim sana yardım etmek gibi niyetim yok ya abi. Ben sadece tekneyi düşünüyorum. Biz o tekne için gecemizi gündüzümüze kattık. Emeğimizi, alın terimizi koyduk, öyle kazandık. Şimdi onun üstünde başka adamları görünce kanıma dokunma. Orası artık seni alakadar etmez Niyazi. Sen hakkından kendin vazgeçtin. Tekneydi, oydu, buydu, uğraşacağına... ...okeye sahip çık. Ortada kaldı kız. Sen orasını merak etme Harun. Bu akşam birlikte eve gidiyoruz. Okey'i eve götürüyorum. Aslan gibi evladımı gömdük buraya. Şimdi o kez vurulan oğlumun mezarına baka baka geçecek her ne? Ah Ahmet hiç gibi. Ah oğlum benim. Nermin. Şimdi ben oğlumla ne konuşayım anne? Avin senin katilini bu eve gelin diye getirecek mi diyeyim? Ervin, yapma kızım. Yapmayayım ha anne? Siz yapın. O kızı gelin diye getirin bu eve. Yine kumpas yapmış oğlum işte. Klasik Şahin Yılmaz. Vallahi öyle oldu biraz. Şaşırdım desem yalan olur kardeşim. Neyse. Emir amca izin vermemiş he Niyazi'nin ev tutmasına. Ya sorma abi. Emir amca da bir yok dediğim var ya nefes bile alamazsın ha. Doğru diyorsun. Bugün eve getiriyor abim bu keyi. Yapma ya. Ha. Hayırlısı kardeşim. Belki polisi daha iyi olur. İnşallah. Hop Niyazi hop. Ulu adam zaten buraya geliyormuş. Ben de inek gibi bağırıyorum ya. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Necmi? İyidir iyidir de senin burada ne işin var? Sen Şevket Reis de denize çıkmayacak mıydın? Ya sorma ya. Şevket Reis'in orada Harun'la karşılaştık. E'si o da iş istemiş. Şimdi fuzuli yere tatsızlık çıkmasın. Ben başka iş bakarım ya. İyi yapmışsın ya. Neyse otur da çay iç. Yok yok Necmi. Bukeyi almaya gidiyorum. Abi ben de geleyim mi seninle? E haydi. İyi. Necmi abi. Hadi görüşürüz o zaman. İyi tamam. Haydi görüşürüz Necmi. Görüşürüz. Dikkat edin ha. Tamam tamam sıkıntı yok. Haydi de haydi. Abi alalım mı arabayı? Yok sen Aya verdim bakımda. Demek getirecek onu eve. Vallahi öyle Fatma abla. Dedem öyle deyince biz de bir şey diyemedik tabii. Anne, Niyaziler çaylığa gidiyor. Ben anneme haber vereyim Fatma abla. Git kızım, koş.
Hoş geldiniz. Merhaba Buke. Hazır mısın? Hazırım da Niyazi. Ben korkuyorum. Ya anan... Ya korkacak ne var Bukem? Gidiyoruz işte. Ha... Bukem. Bak. Kısa da küsse de o bizim annemiz. O da kendine göre haklı. Ama zamanla bizi anlayacak. Tamam mı? Haydi. Alayım mı? Sağ ol. Anne. Geliyorlar. Aşk, umudun kardeşidir derler. Bir umut, düşersin sonu görünmeyen yollara. Nereye varacağını bilmesen de, içinde bir umut yürürsün. Yürürsün tüm karşı çıkanlara rağmen. Onlara inat, dimdik tutarsın başını, bakarsın gözlerinin içine, umursamazsın karanlık bakışları. Korkmadan yürürsün umutlarına doğru. Ama bazen sevdalı, sen gülerken bir başkasının ağlamasıdır. Çünkü aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. Ve bazen zaman iyi etmez her yarayı. Gidenlerin acısı zulümdür hep kalanların yüreğine. Kader o ya, en çok sevdiklerin deşer yüreğindeki dermansız yarayı. Yine daha yaşamaya çalışıyorsun. Gömersin kalbine geçmişin acılarını. Tutunursun hayata. Her gün yeni bir umuttur geride kalanlar için. Ve yaraları sarmak için yeni bir başlangıç. Yine de acılar durur olduğu yerde. Görmek istesek de, istemesek de. Ama sevdalık böyle bir şeydir işte. En çaresiz anında öyle güvenli bir el uzanır ki ruhuna. Tutup yürümek yakışır sevdalılara. Thank you.
mati roho Kopkun zhi ham seri Goman jeli kolana Zimati roho Kopkun zhi ham seri Goman jeli kolana Na 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 Sani suzi mo panana